Karantina uygulamasının üzerinden 2 hafta geçti. Uzmanlar şimdi ölümlerde ve yeni vaka sayılarında azalma yaşanmasını bekliyor. Son durumu alacağız. Modena kentinden doktor Giovanni Guaraldi bizi bekliyor. Merhaba, geçmiş olsun öncelikle diyelim. Bir sağlık çalışanı olarak nedir durumunuz? Dinlemek isteriz sizden. So actually, you need to distinguish what is the epidemiological overview. Etimolojik olarak ülkedeki durumumda kıyasla daha iyiyim ve hastanedekilere kıyasla çok iyi bir durumdayım. Anlamanız lazım ki baktığınız şeyi, üstünlüğü, durum ne? Şu an kaç insanı test yaptığınızı bilmek çok önemli. Anlamanız gereken bir fikir şu ki, dün ilk kez iyileşen insanlar sayısı artık koronavirüsü izi taşımayan insanlar, yani ölenlerden daha fazlaydı. Bu bence büyük bir işaret ve şu an yaptığımız işlerin işe yaradığını göstermekte ve epideminin tepesindeyiz şu an ve düşüşe geçmeye başladığına inanıyoruz. Hastanede çalışan birisi olarak ben şunu düşünüyorum ki, biz kapasitelerimizin üstünde çalışıyoruz ve daha da hasta kabul etmemiz çok zor. Ama şu an elimizdeki hastaların sayısında zirvede olduğumuzu ve düşe geçeceğine inanıyorum. Peki, güzel bir haber verdiniz bize İtalya'daki durumla ilgili. Ama yeni hastalar olduğu takdirde ne yapacaklar, nasıl bir yol izlenecek, yeni hastaları kabul edemeyecek durumda olduğunu belirtiyorsunuz hastanelerin. Bizim şu an yaptığımız, şu an elimizdeki hastaların nasıl iyileştirilebileceğine bakmak ve koronavirüsle insanların yaşarken bu küçük bir kısımlarının bu kadar hastane ihtiyacı olduğunu anlatabilmek. İlk önce hastane ihtiyacı olmayanların hastaneye gelmesini önlemeliyiz ve bunun için de kapasitelerimizi ve hastaları incelememizi arttırmamız gerekmekte. Şu an bakanlarımızla çalışmaktayız ve çok basit bir standart oluşturarak hastaları evlerinde incelemeye başladık. Ben bir hastaya pozitif bir test yaptırdığım zaman bu web sitesine gir, hastaneme bağlan ve her gün semptomlarını oraya yaz ve ateşin ya da öksürüğün hakkında bana bilgi ver diyorum. Size eve gelip kontrol edemem. Ama eğer bir şey değişik olursa sizi ararım, acil durum olarak getirtirim hastaneye. Ama hastalarımız evlerinde de yalnız kalmamakta ve bir hastalardan sürekli doktorlara sürekli bir bilgi akışı gitmekte ve bütün doktorlar değil, bazıları evlerinde de ziyaret etmekte onları. Bazı doktorlar eğer gerekirse onları evlerinde ziyaret ediyor bugün ve tehlikeli işaretleri gören hastalarımız acil durumlarımızı arayarak ayaklarına doktor da çağırabiliyorlar. Ve böyle bir yaklaşım bize hastanelerin aşırı dolmasını önlememize yardımcı oluyor. Korona hastalarının çoğu evde kalabilecek insanlar. Buna karşın anlamamız gerekiyor ki bu semptomlar ve gelişmeler ve büyük riskte olan insanları hastaneye getirmemiz lazım. Ama hastanemizde de bakımların seviyesi var. Bazıları normal yataklarda kalabilirken, bazıları nefes sorunları çektiği için özel odalarda kalmakta, bazılarımız da yoğun bakıma kalmakta ve hastalığın yoğunluğuna göre başka odalara kaldırıyoruz. Evet. Küba'dan ve Çin'den uzmanlar geldi İtalya'daki bu durumda size yardımcı olabilmek adına. Nasıl bir yardım katabildiler? Ne yaptılar ve yaptıkları yardımlar da katkılar da işe yaradı mı İtalya için?
Bakarsanız dün özellikle Wuhan, Çin'den yardımcılarımız geldi ve çok iyi bir şeydi ve bize küresel bir bilimsel topluluk olduğumuzu bize hatırlattılar. Bize İtalyan hükümetine alet, maske ya da ilaç olarak yardımda bulundular, solunum cihazlarında yardımda bulundular. Bize maddi yardımda da bulundular. Ama daha önemli olanı şu ki, şunu anlamamız lazım. Biz bir bilimsel topluluk olarak bütün kaynaklarımızı birleştirmeliyiz. Bu hastalık başka bölgelerde de aynı hastalık mı? Yoksa bu kadar hızlı gelişimden dolayı ve ölüm oranlarının artması kıyasla, Çin'e kıyasla, inanıyorum ki en önemli şey ortaklaşa olarak veri toplamamız ve virüsün sınıflandırmasını daha iyi yapmamız, biomarker kullanmamız ve hastalığın nasıl değişiklikler gösterdiğini anlamamız gerekmekte. İnanıyoruz ki bu laboratuvar testleri ve kullandığımız ilaçların deneyleri düzgün yapılmalı. Hangi aşamada hangi ilacın kullanıldığını bilmeliyiz. Hala hızlı gelişmekte olan bir hastalık ve ilaçların ne zaman kullanılacağını ya da enjeksiyonların ne zaman yapılacağını ya da eminoterapilerin ne zaman yapılması gerektiğini öğrenmemiz gerçekten çok önemli. Bu yüzden bütün bir veri tabanı oluşturmak için toplanıyoruz ve değişik yaşlarda ve değişik kategorilerde nasıl bir yan etki gösterdiğini inceliyoruz. Peki. İtalya'da durumun biraz daha iyiye gittiğini anlattınız cümlenizin başında. Ne zaman İtalya bu savaşı kazanabilecek? Çünkü İtalya artık bu salgınla mücadelede bir örnek ülke haline gelecek. İtalya en fazla ölümün olduğu bir ülke. Siz kazanırsanız tüm dünya kazanmış olacak. Ne zaman bu zaferi kazanabileceksiniz? So I don't have the crystal ball in front of me. Yani önümde bir tahmin yürütebilecek bir şey yok ama genel prensip olarak solunum yoluyla bulaşan hastalıklar elbet böyle bir durumda hayatta kalabilir. İlk ümidim bu iklimlerin değişmesiyle ve tabii ki de yaza doğru ilerlemekteyiz ve umuyoruz ki bu bize yardımcı olacak. Tabii ki de ikinci adım ise inanıyoruz ki vatandaşlarımızın evde kalma tavsiyesine uyması ilk başlarda işe yaramaya başladı ve etimolojik modelimize göre bu epidemi yavaş yavaş, adım adım, birkaç ay içerisinde azalmaya başlayacak. Biz yaza doğru çok ümitliyiz ve bunun azalacağına ve yok olacağına inanıyoruz. Ve bu mevsimsel bir hastalık olduğuna inanmak istiyoruz ve gelecek kış böyle bir şey gene çıkabilir diyoruz. O yüzden bağışıklığı çalışmamız çok önemli ki insanlarımız bu hastalığa bağışıklık kazanabilir ve sonraki epidemiklerde böyle bir salgın da gözükmeyebilir. Ayrıca ilaç araştırmalarımız da devam etmekte. Çünkü yazın ilaç denemeleri yaparsak geleceğimize yardımcı olacağına inanıyorum. Bağışıklık araştırmaları hangi boyutlarda, önceki hastalık kondisyonlarında ya da ilacın gelişmesinde gelecekteki enfeksiyonları ve salgınları etkileyeceğini ve şu anki seviyelere ulaşmaması için seviye atlamasını inanıyorum. Bunu hala daha kesin bir şey söyleyemeyiz. Evet. Bu hastalıktan ölenlerin 65 yaş üstü, yani yaşlılar ve kronik hastalıklar olanlar olduğunu biliyoruz genellikle. İtalya'da çok fazla ölümün yaşandığı bir ülke. Farklı bir bilgi, ölümlerle ilgili söyleyebileceğiniz farklı yeni bir bilgi var mı? Sizde gördüğünüz bir septom olarak karşımıza çıkan farklı bir şey var mı? Biliyoruz ki
bu daha yüksek ölüm riskinde olan insanları tahmin etmiştik. Bunlar yaşlılarımız. Siz 65 diyorsunuz, biz 70-75 diyorduk ve kardiyovasküler hastalıkları olanlar da risk altında demiştik. Ve biz bunları en hastalık potansiyeli olan insanlar demiştik. Ve bazı insanlar onlara yoğun bakım sağlayamadığımız için de ölümler yaşandı. Çünkü yoğun bakımlar, yoğun bakım birlikte üniteleri genelde gençlere kullanıldı. Bu salgın yavaşlamaya başlarsa yoğun bakımını bu önceden bakım alamayan ve bu yüzden ölen insanlara da ve o sınıflara da sunmak istiyoruz. Şu an anlıyoruz ki bu insanlar hastalığa daha yatkın. Ve çok açık bir şekilde belli ki obezite bu hastalığa ve ölüme bir çok büyük bir madde ve gençler bile bu konuda obeziteden dolayı etkilenmekte. Bence bu ölüm sayısının büyük bir kısmı en iyi klinik yönetim ve en iyi kardiyovasküler tedaviler uygulanmış olsaydı, kronik ve akut hastalıkların öncelenmesi gibi ya da ilaçların sağlanması gibi, renal darbeyi önleyici ilaçlar gibi ve böyle hastalara nasıl bakılacağını öğrenmek engelleyebilirdi. Çünkü hasta bakım bazen izolasyondayken nasıl bakacağı bilinmiyordu. Bazen hemşireler girip çıkabiliyordu rahatça birkaç gün, günde birkaç defa hatta. Ve bunları organize etmeyi daha iyi öğrenmeliyiz. Ve her şeyin kirli olduğunu söylemek istiyorum ve sağlık çalışanı olarak ben temiz bir kıyafetle kapı içerisinde, bina içerisinde durmaya devam ediyorum. Ama bu yoğun bakım üniteleri dışında yerlere de, hemşirelere de uygulansaydı daha iyi olurdu. Tabii ki de doktorlar da hemşireler de, ikisi de önemli. Ve yoğun bakım eğitimi almış doktor ve hemşire sayısı tabii ki de çok yok. Ama bu hastalığın önlenmesi en önemli şey insan kaynaklarımızdı. Çoğu sefer şunu dedim ki, en özel yaklaşımlarımı uyguladığım hastalarımda bile insanlara sadece bir şeyler içmelerini, ilaçlarını almaları ya da ellerini yıkamalarını söylüyorum. Ama bunlar da çok önemli uyarılar benim için. Bize bu iş için çok insanlığımızı öne koyuyoruz. Yaptığımız işin en başarılı yönlerinden bir tanesi izolasyondaki insanlarla telefonla konuşmak ve akrabalarıyla bağlantı kurmak. Bazen insanlar ölüyor yalnız başlarına ve aile akrabalarına bağlanmadan ölüyorlar. Akrabaları da orada olmak istediklerini söylüyor ama orada olamazlar. Ve böyle acılı zamanların ve acılı vakaların azalması ve insanlara, yakınlarına etkileşim sunabilmesi de çok önemli. Ve böyle hastaların konforlu ve yalnız olmadıklarını hissettirmemiz ve fiziksel olmasa da yanında olduklarını bilmelerini öğretmek çok önemli bizce. Doktor Giovanni Guaraldi, çok teşekkürler yayına bağlandığınız için. İyi çalışmalar dileyelim sizlere. Kolay gelsin. Thank you. Goodbye.